Tekrar merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kimya dersinde adım 30'dayız. Adımımızın adı asitlerin ve bazlarının ayrışma dengeleri ve ilkine girişimizi yapıyoruz. 11. sınıf kimya dersini açıyoruz. Sayfamıza gidiyoruz arkadaşlar. 141. sayfaya gidiyoruz ve adımımız açılıyor. Asitlerin ve bazların ayrışma dengeleri 1. Günlük hayatta kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz birçok şeyde asit ve bazlar var arkadaşlar. Bunlar işte temizlik maddelerinin çoğunda bazik özellik göstermekte. Örneğin bir tuz ruhu hidroklorik asit olarak ifade edilmekte ya da atıyorum sabun baz olarak bilinmekte ya da atıyorum deterjanlar falan hepsi bazik özellik göstermekte arkadaşlar. Salatalara kattığımız sirke asidik özellik gösteriyor. İçtiğimiz sütte laktik asit var, elmada malik asit var. Bu ve benzeri birçok üründe kullandığımız asitler ve bazlar var arkadaşlar. Peki asitlerin acaba hangi özellikleri birbirinden farklı olmasını sağlıyor? Yani bir tuz ruhu çok kuvvetli ve tahriş edici bir madde olmasına rağmen işte elmadaki asit bizi neden çok fazla etkilemiyor? İşte bu bölümde asit ve bazların ayrışma dengelerini, zayıf asit ve bazların ne olduğu bu konu üzerinde duracağız arkadaşlar. Asit ve bazların tanımında arkadaşlar, bildiğimiz bir asit baz tanımı var biliyorsunuz. Arrhenius asit baz tanımı diyoruz biz ona. İşte hidrojen verenler asit, OH verenler baz özelliği gösteriyordu arkadaşlar. Bir asit baz tanımı daha var arkadaşlar burada. Bronsted-Lowry asit baz tanımı. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar hocam bize yetmiyor muydu bir tane tanım? Her bilim adamı asitleri her bilim adamı demeyelim de bazı bilim adamları Arrhenius'un tanımının yetersiz olduğunu düşünüp kendi bir asit baz tanımı geliştirmiş arkadaşlar. Arrhenius neydi? H verenler asit, OH verenler baz. Ama Bronsted-Lowry diyor ki illa OH olmasına gerek yok arkadaşlar. Hidrojen üzerinden ben hangisinin asit hangisinin baz olduğunu bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Şöyle bir ifade kullanıyor arkadaşlar. Bir kimyasal tepkimede diyor, hidrojen veren asittir, hidrojen alan bazdır. Böyle bir teori ortaya atıyor arkadaşlar. Nasıl böyle bir teori ortaya atıyor? Bir tepkime üzerinde anlatmaya çalışalım. Şu tepkimede arkadaşlar diyor ki HCl asiti Cl'ye dönüşmüş. Daha doğrusu HCl bileşiği Cl'ye dönüşmüş. Bunun dönüşebilmesi için hidrojeni neye vermesi lazım? Dışarıya vermesi lazım. Verdiği için asit diyor. H2O da diyor H3O'ya dönüşmüş. Yani bir hidrojen almış diyor. Aldığı için de bazdır diyor. Olayı tersten de düşünüyor. Diyor ki klor iyonu HCl'ye dönüşürken bir tane hidrojen alması gerekiyor. Aldığı için bazdır diyor. H3O yani hidronyum iyonu da suya dönüşürken bir hidrojenini vermesi gerekiyor. Verdiği için de asittir diyor. Burada şöyle bir kafa karışıklığı oluşabilir arkadaşlar. Hocam su baz mıydı? Baz mı? Nötr değil miydi? Arrhenius'a göre su nötr arkadaşlar ama Bronsted'e göre böyle bir şey yok. Bronsted bütün bileşikleri belli bir sınıflamaya sokmak yerine reaksiyondaki davranışına göre değerlendiriyor arkadaşlar. Pratik olarak şöyle düşünebiliyoruz ama arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Hemen tersini şeklinde bakın. HCl, Cl'ye dönüşmüş. Verdiği için asit. Tersten düşünüyorum hemen. Cl, H aldığı için baz. Onun için buna asit bir baz biz diyorum. İkinciye bakıyorum. H2O, H3O'ya dönüşmüş. H3O bir hidrojen aldığı için baz. Baz bir bu olduğu için bu baz 2. Hemen tersten düşünüyorum. Bu da verdiği için asit. Asit 2 oldu. Bu şekilde birbirinin dönüşenlere yani şunlara ve şunlara birbirinin konjüge asit baz çifti ya da eşleniği dönüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun karşınıza çıkacak. Başka bir örnekte bu olaya bakmış arkadaşlar. HClO4, ClO'da 4'e dönüşmüş. Dikkat edin. Hemen bu buna dönüşürken bir hidrojen vermiş. Hidrojen verdiği için asit 1 diyorsunuz. Hemen tersten düşünün arkadaşlar. Bu da buna dönüşürken bir tane almıştır. O zaman buna da baz 1 derim. H2O'ya bakarım. H2O, H3O'ya dönüşürken bir hidrojen almış. O zaman buna baz 2 derim. Tersten düşündüğüm zaman bu buna dönüşürken de hidrojen vermiş. Asit 2 derim. Böylece hepsini birbirini bulmuş olurum arkadaşlar. O zaman HClO4 ile ClO4 birbirinin konjüge asit baz çiftidir. Ya da H2O, H3O'nun birbirinin konjüge asit baz çiftidir diyebilirim arkadaşlar. Olayı da anlatmışız zaten.
Bir örnek vermiş. Konjüge asit baz çiftlerini yazın demiş arkadaşlar. Hemen tepkimemize bakalım arkadaşlar ve yazalım. Asitik asit asetata dönüşürken hemen bakıyorum. Bir tane hidrojenini vermiş. Verdiği için asit. Tersten düşündüğüm an hemen bu baz oldu arkadaşlar. Buna baktığım zaman bu buna dönüşürken hidrojen almış baz. Bu asit oldu arkadaşlar dönüştüğü zaman verdiği için. O zaman bir konjüge asit baz çiftlerine CH3, COOH yani asetik asitle asetat. CH3, COO eksi. Bu bir konjüge asit baz çifti. Diğeri de H2O ile H3O artı yani hidronyum iyonu birbirinin konjüge asit baz çiftidir diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyor arkadaşlar. Hemen bir örnek daha vermiş. Diyor ki bir denge tepkimesi verilmiş. Hangileri asit özelliği gösterir? Şimdi konjüge asit baz çiftinden bakalım. Metil alkol metalat iyonuna dönüşmüş. Daha doğrusu iyonuna dönüşmüş. Hidrojenini vermiş. Verdiği için asit. Tersten düşünürsek bu almıştır. Şu da bazdır. NH2 NH3'e dönüşmüş. Dönüştürürken hidrojen almış. Aldığı için bazdır. Tersten düşünürsek bu da asittir. Hangileri asit özelliği gösterir? NH2 baz olmadı. CH3OH asit oldu. NH3 asit oldu. 2 ve 3 asit özelliği gösterir. Hemen şöyle şu hataya düşmeyelim. Hocam NH3 baz değil miydi? Doğrudur. Arrhenius'a göre bazdır ama projede göre bu reaksiyonda asittir arkadaşlar. Bir tepkime daha var arkadaşlar. Yine iki tane tepkime vermiş. Birbirini takip eden tepkimeler gibi duruyor. Bu tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? H2PO4 amfoter özellik mi gösterir? Amfoter ne demekti arkadaşlar? Hem asit hem bazik özellik gösterenler. O zaman bunların tek tek asitik mi bazik mi özellik gösterdiğini bulalım. H3PO4, H2PO4'e dönüşmüş hidrojeni vermiş asit. Tersten düşünürsem hemen bu da almış olur baz. O zaman bu baz olur, bu da asit olur. Hiç uzatmaya gerek yok arkadaşlar. H2PO4, HPO4'e dönüşürken vermiş asit. O zaman bu da almış olur baz. Tersten düşünürsek bu asitse bu bazdır, bu bazsa bu da asittir. Hepsini bulduk arkadaşlar. Şimdi H2PO4'e bakıyorum. Burada bazken arkadaşlar burada asit gibi davranmış. Yani hem asit hem baz gibi davranmış. Amfoter özellik gösterir. Doğru. H2O proton verir. Protondan da kastettiği şey arkadaşlar hidrojen yani H artı iyonu. H2O asit mi? Verilseydi asit olurdu ama baz. Onun için bu şık yanlıştır arkadaşlar. H2PO4 ile HPO4 birbirinin konjüge asit baz çifti mi? Bakıyorum. Evet birbirinin konjüge asit baz çifti. O da doğru. 1 ve 3 doğru cevabımız oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir asit baz teorisi daha var arkadaşlar. Lewis asit baz teorisi denilen bir teori var. Lewis'te bir bileşiğin asit mi ya da baz mı olduğunu bilmek için ille hidrojen alıp vermesine gerek olmadığını düşünüyor. Bu işi elektronlarla halledebileceğini söylüyor. Onun tanımı da şöyle. Diyor ki Lewis'e göre elektron çifti alabilen maddeler asit, elektron çifti verebilen maddeler bazdır. Bunu da bir bileşik üzerinde gösteriyor ve elektron ekta yapısını gösteriyor. Şimdi normalde NH3 bütün noktalarını tamamladığı için yani oktetini tamamladığı için boşta hiçbir elektronu yok. Aynı şekilde bor trifluoride de aynı durum var. Bunların bağ yapmaması lazım. Çünkü bütün değerlik orbitalleri dolu. Ama NH3 ile BF3 arasında bir bağ oluştuğu görülüyor. Bu bağ nasıl oluşur diye düşünülürken şöyle bir yorum çıkıyor Lewis'te. Diyor ki kovalent bağlı bileşiklerde elektronlarının her birini diğer atom sağlar. Birini bir atom, birini bir diğer atom sağlıyor. Ama diyor bizim bahsettiğimiz bu bağda B ile azot arasındaki oluşan bu bağda bağı oluşturan iki elektronu da azot veriyor. Yani bağ ortak kullanımda bir senden bir benden değil de azot diyor ki bu sefer bağdaki elektronun ikisi de benden olsun. Biz buna bendensin bağlar da diyebiliriz amiyane tabirle. Bir bağdaki iki elektronun da aynı atom tarafından oluşturulmasıyla oluşan bağ biz koordinasyon bağları diyeceğiz. Bu şekilde davranan bileşiklere de Lewis işte baz diyor. Yani elektron çifti sağlayanlara, verenlere baz, alanlara asit diyor arkadaşlar. Ve oluşan şu tuza da Lewis tuzu deniyor. O zaman bu baz oldu, bu asit oldu. Bu da Lewis tuzu oldu diyor. Böyle bir
sınıflandırmaya gidiyor arkadaşlar. Olayı, bahsettiğimiz olayı anlatmış işte arkadaşlar. Bir tuz oluşturmuş. Bir tane soru var bununla ilgili arkadaşlar. Diyor ki, şu tepkime de diyor, OH-Lewis bazımı. Şimdi burada elektron sağlayan kimdir? Elektrona sahip olan elektron sağlayacaktır. Sağlayan bazdı. O zaman OH-Lewis bazıdır, doğrudur. Alan kim? Alüminyumdur. O da Lewis asididir. Oluşan bileşik de tuzudur. Buna da Lewis tuzu diyoruz arkadaşlar. Edirne şıkkı doğru. Başka soru var mı? Asitlerin genel özelliklerinden bahsetmiş arkadaşlar. 10. sınıfta görmüştük herhalde. Asitlerin genel özellikleri, turun sol kağıdını kırmızıya çeviriyorlar. Suda iyonlarını ayrışarak çözünüyorlar. Elektrik akımını çözeltileri iletiyor. Tatlar ekşi işte örnek limon. Soy metaller dışındaki bütün metallerle reaksiyona girip hidrojen gazı çıkarıyordu. Bu soy metallere dikkat etmeniz gerekiyordu. Bu iki tanesine tam soy metal, şu üçüne de yarı soy metal diyorduk hatırlıyorsanız arkadaşlar. Birinci dönemde tepkimeler kısmında da geçmişti yanılmıyorsa. Bunların girdiği asitler var ama altın ve platin tam soy olduğu için hiçbir asit bazla reaksiyona girmiyor. Bunlar dışındaki bütün metaller asitlerle reaksiyona girerse her zaman hidrojen gazı açığa çıkarıyor arkadaşlar. Diğer özelliklerden bahsedelim. Asitler bazlarla nötrleşir, tuz ve su oluştururlar arkadaşlar. Örnekler vermiş. İşte KOH ile HBr reaksiyona girmiş. Tuz su oluşmuş. Kalsiyum hidroksit ile nitrik asit girmiş. Kalsiyum nitrat ve su oluşmuş. Bu şekilde tuz ve su oluşturuyorlar arkadaşlar. Ametallerin oksijen zengin bileşikleri asit özellik gösteriyordu. Asidik oksitler olarak adlandırıyorduk. Bunların su ile tepkimesinden asit çözeltiler oluşuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. 10. sınıfta da bu reaksiyonlar görmüştünüz. Karbondioksit su da çözdüğü zaman karbonik asit meydana getiriyor arkadaşlar. Ek bilgi vermiş arkadaşlar. Bu yarı soy metaller nitrik asit ve sülfürik asitle reaksiyona girebiliyor ama hidrojen gazı çıkaramıyorlar. Hangi gazı çıkarıyorlar? Eğer HNO3'ün derişiyle girerse NO2 gazı, seyreltiyle girerse NO gazı, derişiyle NO2 gazı pardon, seyreltiyle NO gazı çıkarıyor. H2SO4'ün derişiyle girerse SO2 ama seyreltiyle girerse tepkime vermiyor arkadaşlar. Şunun seyreltiyle tepkime vermiyor arkadaşlar. Civa bir yarı soy metaller, HCl ile zaten tepkime vermiyor. Seyrelti için ayrıca düşündük. Asitlerin bir diğer özelliği arkadaşlar, bunu da özellik olarak görebiliriz. Karbonatlı bileşiklere etki eder, karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Karbonatlı bileşikler yapısında CO3 bulunan bileşiklerdi arkadaşlar. Karbondioksit gazı açığa çıkarıyorlar. Mermeri aşındırma nedenleri de budur. Bakalım arkadaşlar. Bazılarının özelliklerinden bahsetmiş arkadaşlar. Bazıları da yine suda iyonlarını ayrışarak çözünüyorlar. Elektrik akımını sulu çözeltileri iletiyor. Turunsol kağıdını maviye çeviriyorlar. Tatlar acı, örnek sabunun acıdır. Çözeltilerle kayganlık hissi verir, örnek sabun yine. Sadece amfoter metallere zengin cari alanın sonu pis biter diye tekerleme yapmıştık bunu hatırlıyorsanız. Reaksiyona girerler ve H2 gazı açığa çıkarırlar. NaOH çinko ile girdi, H2 çıkarıldı. Oluşan tuzu bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Metallerin oksitleri bazik oksitler olarak adlandırılıyordu. Bunların sulu çözeltileri baz oluşturuyorlardı. Görüyorsunuz metal oksit. Bunlarda sayı yok arkadaşlar. Asitlerde oksijenin sayısının fazla olması gerekiyordu. Ama bunlarda sayıya herhangi bir şeye ihtiyaç yok arkadaşlar. Amfoter metallerin oksitleri ise arkadaşlar hem asit hem bazik özellik gösteriyorlar. Onun için hem asitle hem bazla reaksiyona giriyorlar. Asitik oksitlerle bazik oksitler reaksiyona girerse tuz oluşturur ama su meydana getirmiyorlar. Çünkü suyu oluşturarak hidrojen yok arkadaşlar. Sadece tuzu meydana getiriyorlar arkadaşlar. Asitler ve bazlar için tesir değerli kavramı var arkadaşlar. Tesir değerli suya verdikleri H artı iyonlarının sayısıdır. Yani Arrhenius'a göre yapılmış asit baz tanımındaki H artı iyonlarının sayısı tesir değerli deniyor arkadaşlar ya da etki değerliği. Bu tesir değerli bazı kitaplarda Y ile gösteriliyor arkadaşlar. Bazı kitaplarda TD diye gösteriliyor. Bazı kitaplar Z diye gösteriyor. Her türlü gösteren var ama bunun tesir değerli olmadığı anlamına gelmiyor. HCl, H artı bir tane H vermiş, tesir değerli 1. 2 tane vermiş, 2. 3 tane vermiş, 3. 1 tane vermiş, 1. 1 tane vermiş, 1. 1 tane vermiş, 1. Bu tesir değerliğinin asidin gücüyle ilgili hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Yani tesir değerliği fazla diye asidin
çok güçlü asit olmasına gerek yok. Örneğin tesir değerli 3 olan, şurada 3 olan H3PO4 zayıf bir asittir. Tesir değerli 1 olan HCl ise kuvvetli bir asittir arkadaşlar. İşte asit bazın kuvveti ne anlama geliyor? Suda çözünebilen maddelerdi bunlar biliyorsunuz. Eğer sudaki çözünmesi %100 oranda gerçekleşiyorsa, yani %100'e yakın iyonlaşıyorsa bunlar kuvvetli. Az bir kısmı iyonlaşıyorsa zayıf asit ve bazlar olarak ifade ediliyor. Kuvvetli asitler neler? Şunlara dikkat ederseniz arkadaşlar, 7A grubu elementlerinin hidrojenli bileşikleri ve çok güçlü olan sülfürik ve nitrik asit, bunlar yarı soy metallere bile etki ediyordu. Bir de HClO4 gibi asitler, kuvvetli asitler. Suda az bir kısmı iyonlaşan şu bileşikler de zayıf asitlerdir. Kuvvetleri ezberledikten sonra zaten geri kalan hepsi zayıf asit olacaktır. Yine suda %100 iyonlaşan 1A grubu alkali metallerinin hidroksitli bileşikleri kuvvetli baz. NH3, AgOH gibi diğer metallerin bazları da zayıf bazlardır. NH3'ün zayıf bir baz olduğuna dikkat edin. Bu önemli. Bir de asetik asitte OH var, bir bazmış gibi düşünmeyin. O da bir asit arkadaşlar. Halojen asitlerinin kuvvetinden bahsetmiş arkadaşlar. Demiştik ki 7A grubu elementleri flor, klor, brom, iot şeklinde aşağı inerken bunların hidrojenli bileşiklerin hepsi asit özellik gösterir. Ve yukarıdan aşağı asitli kuvveti artar demiştik. Bunun nedeni elektronegatiflikleri farkıdır arkadaşlar. Elektronegatiflik farkı florunki en büyüktü görüyorsunuz. Bağa sahip olma eğilimleri daha fazla olduğu için hidrojenini az veriyor. Verdiği için de asitliği daha düşük oluyor. Bağların elektronegatiflikleri pakara bağların kıyaslarız. Polarlıklarını kıyaslıyoruz. Polarlıkları ne kadar büyük olursa H'ın verilmesi o kadar zor oluyor. Polarlaşma zorlaştırıyor. Onun için asitlikleri de daha az oluyor arkadaşlar. İşte dolayısıyla en zayıf olan HF'dir. En kuvvetli olan da H'dır arkadaşlar. Ayrıca diyor yukarıdan aşağı doğru çap büyüyor. Çap büyüdüğü zaman hidrojeni vermek kolaylaşıyor. Kolaylaşmak da asitliği arttırıyor diyor. Tabi burada HF'nin zayıf olmasının tek nedeni polarlığı değil. Aynı zamanda hidrojen bağının oluşması da hidrojenini vermesini zorlaştırıyor. Oksi asitler neler? Oksi asit yapısında oksijen bulunan asitler oksi asitler deniyor. Yalnız bir kural var. Merkez atom ametal atomuna oksijene de hidrojenin bağlı olduğu atomlara oksi asitler deniyor. Oksi asitlerde asitliği nasıl kıyaslayacağız? Oksi asitlerde şöyle bir mantık var arkadaşlar. İşte oksi asitler sürekli oksijen sayısı artıyor. Oksijen sayısı arttığı yönde asitlik kuvveti artıyor arkadaşlar. Peki oksi asitlerin halojenleri aynı değilse nasıl bakacağız? Orada da şöyle bir mantık var arkadaşlar. Çap büyüdükçe yani klor, brom, iot şeklinde düşünürsek çap büyüdükçe asitlik kuvveti azalıyor. HClO'nun asitlik kuvveti HBr'den, o da HOO'dan daha büyük oluyor. Onun nedeni de merkez atomunun elektronegatifliği ne kadar büyük olursa asitliği de o kadar fazla oluyor arkadaşlar. Oksitlerin asit ve bazlığı nasıl arkadaşlar? İşte metal oksitler baz, ametallerin oksijence zengin bileşikleri asit, ametallerin oksijence fakir bileşikleri nötr. O F2 oksit değil arkadaşlar. Çünkü oksijen burada artı değerli kalmıştır. Oksit olabilmesi için oksijenin eksi alması lazım. Asit oksitler işte ametallerin oksijence zengin bileşikleri. Yani oksijen sayısı ametalden fazla olacak. Suda çözündükleri zaman asitleri meydana getiriyorlar görüyorsun. Asitik oksitler bazılarla reaksiyona giriyorlar. Çünkü asit gibi davranıyorlar. Tuz ve su oluşturuyorlar. Görüyorsunuz tuz ve su oluşturmuş. Bazik oksitler neler? Metallerin oksijenle yapmış olduğu bileşikti arkadaşlar. Burada sayıya bakmıyorsunuz. Metal oksit baz, metal oksit baz, metal oksit baz. Tabi burada amfoter metal olmamasına dikkat ediyoruz. Çünkü onlar amfoter oksit olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bunlar da suda çözündüğü zaman baz çözeltiler oluşuyor. Onun için bazik oksit olarak adlandırılıyor. Asitik oksitlerin olduğu gibi bazik oksitler de asitlerle nötrleşiyor. Tuz ve su oluşturuyorlar. Görüyorsunuz bazik oksit. Metal oksit, baz, asit, tuz, su ama metal oksitlerle ametal oksitler birleştiği zaman sadece tuz oluşturuyorlardı. Biraz önce de bu konuyu hatırlatmıştık arkadaşlar.
Nötr oksit neydi? Ametallerin oksijence fakir bileşikleri diyoruz arkadaşlar. Bunlar nötr oksit olarak geçiyor. Burada fakirlikten kasıt oksijenin sayısının ametalin sayısına eşit ya da küçük olmasıdır. Bunlar nötrdür. Nötr davranıyorlar arkadaşlar. Asit bazla suyla reaksiyona falan girmiyorlar. Bir de amfoter oksitler var. Amfoter metaller diye metaller vardı. Hatırlıyorsanız zengin, cariye, alanın sonu, pis biter diye kodlamıştık. Bunların oksitli bileşikleri asit özelliği amfoter özellik gösteriyorlar. Amfoter hem asitlerle hem bazlarla reaksiyona giriyorlar ama ilginçtir suyla tepkimeye girmiyorlar arkadaşlar. Evet işte görüyoruz arkadaşlar. Alüminyum oksit bir amfoter oksit. Amfoter oksit asitle reaksiyona girmiş. Aynı şekilde amfoter oksit asitle reaksiyona girmiş. Tuz ve suyu meydana getirmiş arkadaşlar. Örnek var arkadaşlar 5. örneğimiz. Diyor ki aşağıdaki verilen reaksiyonlardan hangileri gerçekleşir? Bakalım arkadaşlar. Metal oksit baz, bazik oksitti. Bu da bir asit. Asit baz reaksiyonu gerçekleşir. Metal oksit baz, bu da baz. Baz baz reaksiyonu gerçekleşmez. Metal oksit baz, ametalin oksijenci zengin bileşiği asit. Metal oksit, asidik oksit gerçekleşir. Asit baz reaksiyonu gerçekleşir soruyor. 1. ve 3. şıklar doğru cevap gerçekleşir arkadaşlar. Devam ediyorum. Kuvvetli asit ve baz çözeltilerinde pH, pOH nasıl bulunacak arkadaşlar? Kuvvetli asit neydi arkadaşlar hatırlıyorsanız? %100 iyonlarına ayrışan demek. Onun için zaten bugüne kadar bütün hesaplamalarımızda biz %100 iyonlarına ayrışıyor gibi hesaplıyoruz. İşte 1 molar olduğuna göre bu da 1 molar, bu da 1 molar çıkıyor. Bu 0,1 molarsa bu da 0,1, bu da 0,1. Yani %100 verimle gerçekleşmiş şeklinde düşünüyoruz. H'in molaritesini bulduysam artık onun pH'ini bulmam kolaydır arkadaşlar. 1'dir diyebiliyorum. pOH'ını bulmak istersem de pH ile pOH'ın toplamı kaç olacaktı? 14 olacaktı. Onun da 13 olduğunu pOH'ın buluyorum arkadaşlar. O zaman önemli olan burada benim reaksiyonu açıp H ve OH iyonları derişimini bulmam. Temel prensip bu. Bir soru sormuş örneğin örnek 6'da. 25 santigrat derecede 1,6 çarpı 10 üzeri -3 gram NaOH ile 400 mililitre sulu çözelti hazırlanıyor. H ve OH iyon derişimini bulunuz. Üstüne bir de pH ve pOH'ı bulun diyor arkadaşlar. Önce bunların molünü bulalım arkadaşlar. Mol bizim için önemli. 1 mol NaOH ne kadardı? Hatırlayalım. 40 gramdı vermiş zaten. Bendeki ne kadar? 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 3. Kaç moldur? Ne yapmış arkadaşlar? Bakalım. 40'ı 1,6, 160 olarak düşünecek olursak arkadaşlar şunu şöyle yazabiliriz. 1,6'yı 160 çarpı 10 üzeri eksi 5. Böyle yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi daha rahat görebiliriz. 4 ile çarpmış. 4 ile çarpalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Buldum arkadaşlar. Ben bunun molünü değil molaritesini istiyorum. O zaman hacme bölerim hemen. Molarite eşittir M bölü V'den. Kaçta? 0,4. Bunu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazacak olursam arkadaşlar. 4'ler gider. Eksi 1 yukarıya artı gider. Ne oldu? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Bu kimin molaritesi arkadaşlar? NaOH molaritesi. Şimdi NaOH iyonlarını ayrıştırayım arkadaşlar. Na artı artı OH eksi. Bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarsa şu 10 üzeri eksi 4 molarsa o zaman OH da 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur arkadaşlar. OH derişimi 10 üzeri eksi 14 10 üzeri eksi 4 molarsa H ile OH'ın çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 da hatırlıyorsanız o zaman H artı derişimi ne olur? 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olur. Buradan yararlanarak H ve OH'ı buldum. Şimdi pH ve pOH ne? pOH kaç çıktı buradan? pOH kaç çıkar? 10 üzeri eksi 4 ise 4 olur. Toplam 14 olacağına göre pH kaç çıkar o zaman? pOH 4 ise toplam 14 olacağına göre pH da kaç çıktı? 10 çıktı arkadaşlar. 7. örneğe bakıyorum. Bir tablo vermiş. Tablodaki değerleri bulunlar diyor arkadaşlar. Birkaçını bulalım. 0,1 molar HBr iyonlarını ayrıştırırsam arkadaşlar HBr'yi H artı artı Br eksi diğer iyonlarına ayrışır. Bu 0,1 ise bu da 0,1'dir. 0,1 ise H'ı buldum. 0,1 yani 10 üzeri eksi 1 oldu. Yani bunu ben 0,1 10 üzeri eksi 1 yazarsak bu da 10 üzeri eksi 13 olur. Bu 10 üzeri eksi 1 ise şunu 10 üzeri eksi 1 yazalım. Bu H 10 üzeri eksi 1 ise pH 1, pOH 13 olur arkadaşlar.
Üçüncüyü ben yapayım, dördüncüyü siz yapın arkadaşlar. OH değişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise diğerleri nasıl? Şimdi kalsiyum hidroksiti açıyorsunuz arkadaşlar. Bizim için molarite H ve OH'ınki önemli. Kalsiyum artı 2 OH dersek. Bunun molaritesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş hatırlıyorsanız. O zaman bunun molaritesi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur arkadaşlar. Yarısı oldu. Bil görüyorsunuz. H değişimi kaç olur? H ile OH'ın çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 olacaktır arkadaşlar. Çarpımlar 10 üzeri eksi 14 olsun diye. O zaman H değişimi ne olur? 5 çarpı 10 üzeri eksi 11. Peki pH ile pOH nasıl? OH'ın değişiminden bulacağız arkadaşlar bunu. Onu da şuraya yapayım arkadaşlar. pOH'ı buluyorum. Şu değerden pOH'ı buluyorum. pOH neydi arkadaşlar hatırlayalım. Eksi logaritma OH'tı. Eksi logaritma 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 dediğiniz zaman eksi 4 başa artı geliyordu hatırlıyorsanız. Ne oldu? 4 çarpı logaritma 2. Bunu biraz matematiksel olarak genişletirsek daha rahat göreceksiniz. Orada çarpımlara zorlanabilirsiniz. Çarpımın logaritması neydi arkadaşlar? Toplama. Yani ben şunu şöyle yazabilirim. Eksi logaritma 2 artı eksi logaritma 10 üzeri eksi 4. Zaten şurası 4 çıkıyordu arkadaşlar. Önceden de görmüştük. Logaritma 2'nin değerini de vermiş bize 0,3. Eksi 0,3 oldu. Artı 4'ten pOH kaç çıktı? 3,7 çıkar. O zaman pH kaç çıkar arkadaşlar? 10,3 çıktı. Toplam 14 olacak. O zaman pOH 3,7, pH 10,3 çıkacaktır. Dördüncüyü de siz yaparsınız arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Bir diğer soru arkadaşlar. 25 santigrat derecede pOH değeri 13 olan bir HCl çözeltisine saf su ilave edilerek hacmi 10 katına çıkarılırsa pH değeri kaç olur? Şimdi bu bir asit çözeltisi olduğuna göre arkadaşlar pOH değeri değil bize pH değeri lazım arkadaşlar. pH değerini öncelikle bulalım. pH'i kaç oldu? 1. HCl'yi iyonlarını ayrıştırıyorum arkadaşlar. H artı artı Cl eksi. Bu 10 üzeri eksi 1 arkadaşlar. pH 1 ise H değişimi 10 üzeri eksi 1. Şimdi hacmi su ilave edilerek 10 katına çıkarılırsa M1 çarpı V1 eşittir M son V son formülünden seyrelmiş olur. İlk molaritesi H'ın 10 üzeri eksi 1 çarpı hacmi V olsun. Son molaritesini bilmiyorum. Hacmi ne olur? 10V olur. Bu V'ler sadeleşir. Hacmi 10 katına çıktı çünkü. 10'a bölersek son molaritesi ne olur asitin? H artının 10 üzeri eksi 2 olur. pH'i ne olur o zaman? 2 olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir su diğer soru. 2 litrelik H2SO4 çözeltisinin pH'i 1 ise çözeltide kaç gram H2SO4 çözünmüştür diyor. Hemen H2SO4'ü açıyorum arkadaşlar. H2SO4. İyonlarını ayrıştığı zaman 2 tane H artı SO4 iyonları oluşturuyor. pH 1 ise H değişimi 10 üzeri eksi 1'di. O zaman burası da 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 molar olur. Yarısı kadardır çünkü. Bu molaritesi ben nesini istiyorum? Gramını istiyorum. Gramını bulabilmek için molarite formülünü hemen yazalım. M bölü V'den. Molaritesi belli zaten. Değerini yazalım isterseniz. Şurada hemen değerini yazalım. 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 1 eşittir. N onu istiyorum. Bölü hacim 2. 2 ile çarparsam molü ne çıkar? 10 üzeri eksi 1 mol çıkar. 10 üzeri eksi 1 molü kaç gramdır? 1 molü kaç grammış? 98 gram. 10 üzeri eksi 1 molü yani 0,1 molü 9,8 gram çıkar arkadaşlar. Şurada bir soru var arkadaşlar yorum yapmanız gereken. Bir asit çözeltisi var 0,01 molarlık H2SO4 çözeltisi üzerine. Aynı sıcaklıkta su ilave edilerek hacmi 2 katına çıkarılıyor. Buna göre de diyor çözeltinin H ve OH iyonları değişimi azalır mı? Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Bu çözelti asitse su ilave ederseniz asit H'la ilişkilendirildiği için H artı değişimi azalır. Ama OH eksi değişimi artacaktır. Çünkü çarpımları bunların sabit kalabilmeli. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi
14 olabilmeli. Onun için H derişimi azalırken OH derişimi artar gibi düşüneceksiniz. Yani asit ise H üzerinden düşüneceksiniz, baz ise OH üzerinden düşüneceksiniz. Yani ikisinin beraber azalması mümkün değil. pH değeri azalır mı? Su eklersem H değeri derişimi azalır. H derişimi azalırsa pH artar, tersi de bunların da azalır demiş, yanlış. pH ve pOH değeri artar mı? pH değeri artıyordu su ilave ettiğim zaman. pH artarsa pOH azalır, dolayısıyla oran artar. Üçüncü şık doğru cevabımız. İşte uyarıyı da burada vermişiz arkadaşlar.